Internet Explorer. Yeni neslin belki de hiç kullanmadığı ancak mizah konusu olarak bildiği, eskilerin ise belki de ilk göz ağrılarından hem sevdiği hem de nefret ettiği web tarayıcı. Öyle ki PC başına geçtiğimizde çalıştırdığımız ilk veya ikinci programdı kendisi. Tüm dünyaya onunla ulaştık, internetteki surf deneyimini onun sayesinde dibine kadar tattık. Ancak bir zaman sonra onu kaderine terk ettik. Şimdi ise internete erişmek için onun yerine Google Chrome, Opera ya da Mozilla kullanıyoruz. Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi Windows'un web tarayıcısı Internet Explorer, 2000'li yıllarda tek başına internet trafiğinin %95'ine sahip. Ancak yakın zamandaki görevi yeni bir tarayıcı indirmekten öteye geçemedi. Bugün ise kullanıma kapanan ve Edge adıyla yenilenen Internet Explorer'a ne oldu dersiniz? Teknoloji dünyasının başarısızlık hikayelerini anlattığımız Başaramayanlar serisine hoş geldiniz. Ben Muhammed Enes Şanssız. İyi seyirler. ...1950'li yıllarda Amerika'da bugün adına internet dediğimiz şeyin temelleri atıldı. İlk başlarda farklı bilgisayarları birbirine bağlamak amacıyla çıkılan bu yol, Amerika Savunma Bakanlığı tarafından desteklenen ve adına ARPANET denilen ağ ile genişledi. Yıllar boyunca bu ağ bağlantısının sunabileceği imkanlar geliştirilirken, 1989 yılında Tim Berners-Lee adındaki bir mühendis, CERN laboratuvarında World Wide Web ağ sistemini geliştirdi. Yani günümüzün web sayfalarını oluşturan ağ sistemini. Bugün web sitelerin başında kullandığımız www. Nokta kısmının mucidi, işte bu abimiz. Onun geliştirdiği bu ağ sistemi sayesinde bugün internet kavramı çeşitli sayfalar aracılığıyla içerisinde metinden videoya, ses dosyalarından görüntülere kadar birçok dosyanın paylaşmasına imkan tanımış oldu. Peki bunun Internet Explorer ile ne ilgisi var? Web sayfaları yapıları gereği çeşitli kod derlemelerinden oluşan belgelerdir. Yani bugün Muhammed Enes Cansız'ın YouTube kanalını ziyaret ettiğinizde aslında şöyle bir metin belgesini görüntülüyor oluyorsunuz. İşte web tarayıcılar bu metin belgelerini dönüştürerek bizlere bu şekilde sayfalar sunuyorlar. Bunu yapan şey de web tarayıcı diyoruz. İşte Internet Explorer'ın hikayesinin temeli burada atılıyor. World Wide Web kullanıma sunulduğu dönemde bu web sayfalarını görüntüleyecek internet tarayıcılar bugünkü gibi yaygın değildi. O dönem webin mucidi Tim Berners geliştirdiği sistem içinde Nexus adında bir tarayıcı geliştirmişti. Hatta bu tarayıcının ilk web tarayıcı olduğu bile söylenir. Ancak o dönemde Nexus'tan daha fazla kullanılan ve popüler hale gelen başka bir tarayıcı daha vardır. Adı Mosaic. Mosaic 1993 yılında NCSA yani Amerika Ulusal Süper Hesaplama Uygulamaları Merkezi tarafından geliştirilmiş bir tarayıcıydı. Standart bir web deneyiminin ilk neslini sunan bu tarayıcı o dönem için son derece popülerdi ve dikkatleri üzerine çekmişti. Mosaic kaynak kodlarını lisanslayarak sahiplerine gelir kalemi oluşturuyordu. Buna göre farklı geliştiriciler bu kaynak kodlara lisans ücreti ödeyerek sahip olabiliyordu. Bu geliştiricilerden biri olan Microsoft, Mosaic tarayıcısının kaynak kodlarını lisanslayarak Windows işletim sistemi için özel bir tarayıcının geliştirilmesini sağladı. Bu lisanslamalar Mosaic tarayıcısının gelişimini kendi adıyla durdurdu ancak farklı isimlerle yollara devam etmesini sağladı. Elbette bu isimlerden biri Internet Explorer'dı. Internet Explorer 1995 yılında Windows 95 sürümünün ek paketi olan Plus sürümüyle ilk kez kullanıcılara sunuldu. Daha sonra ise Windows 98 sürümüyle Windows'un içerisinde dahil olarak sunulacak bir tarayıcı haline geldi. Ancak Mosaic lisansına sahip bir başka tarayıcı daha vardı. Netscape Navigator adıyla bilinen bu tarayıcı 1990'lı yılların ortalarında ücretsiz kullanım özelliğiyle o dönem en popüler tarayıcı haline geldi. Netscape Navigator o dönem kullanılan tarayıcılar içerisinde %50'lik bir kullanım oranına sahipti. Tarayıcının bu kadar çok kullanılmasının sebebi hem ücretsiz olması hem de çok hızlı çalışmasıydı. Tabi buradaki çok hızlı kısmını açmak lazım. Zira o dönemde internet sayfalarının yüklenmesi için birkaç dakika beklememiz gerekiyordu. Çünkü hem internet yavaştı hem de web tarayıcılar web sitesinin tamamını internetten indirdikten sonra sizlere bunu sayfa olarak sunuyorlardı. Netscape ise sayfanın tamamının indirilmesini beklemiyordu. Çekilen veriyi doğrudan ekrana yansıtıyordu. Dolayısıyla metin yoğun sayfalarda 1 saniye kadar kısa bir sürede metinleri okumaya başlayabiliyordunuz. Her ne kadar görseller sonradan geliyor olsa da sizi ilgilendiren metin kısımları önceden yüklendiği için internet deneyiminizi daha hızlı gerçekleştirmiş oluyordunuz. İşte bu özellikle Netscape o dönem lider tarayıcı olmayı başarmıştı. Ancak bu liderlik Microsoft için bir kapışmaya sebep oluyordu. Internet Explorer her ne kadar 3 farklı sürüm sunsa da o dönem için Netscape'i yakalayabilmiş değildi. Ancak Windows 95'in başarısı ile iyice yayılan PC'ler Internet Explorer için de ciddi bir avantaj haline geldi. Windows 95 sürümüyle birlikte Internet Explorer önceden yüklü yapısıyla kullanım oranında ciddi bir artışa sebep oldu. Çünkü insanlar bilgisayarlarında ön yüklü tarayıcıyı kullanıyor ve yeni bir tarayıcı için uğraşmıyordu. Takip eden yıllarda Windows 98 ve Internet Explorer 4 sürümü Netscape kullanımının önüne geçti ve Windows kullanıcıları için kullanılan neredeyse tek tarayıcı oldu. 2001 yılına gelindiğinde ise piyasaya bomba gibi giren Windows XP ile aynı dönemde sunulan Internet Explorer 6 sürümü tarayıcıyı tek tarayıcı haline getirdi. Tüm dünyada kullanım oranı %95'lere ulaşan tarayıcının en yakın rakipleri ise neredeyse görülmüyor.
görünmüyordu. Elbette her zirvenin bir dibi oluyor ve Internet Explorer içinde bu zirve bu sürümle yaşanmış oldu. İnternet tarihinin en çok kullanılan tarayıcısı olan Explorer, ne yazık ki bu sürümden sonra tarihin en nefret edilen tarayıcısı olarak kayıtlara geçti. Peki ama neyi yanlış yaptılar? Internet Explorer 6 sürümü çıkışından sonra uzun bir sessizliğe gömüldü. Öyle ki 6 yıl boyunca ciddi geliştirmeler sunan yeni sürümlere kavuşamadı. Elbette bu süre zarfı içerisinde yeni rakipler de yavaş yavaş ortaya çıktı. Bu rakiplerin en önemlisi 2004 yılında Netscape'in küllerinden doğan Mozilla Firefox tarayıcıydı. Çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken Firefox, sekmeli tarama, arama çubukları, üçüncü taraf uzantı destekleriyle birlikte tema seçeneklerini kullanıcılara sunarak Internet Explorer'ın sunmadığı deneyimleri insanlarla tanıştırdı. Her ne kadar Firefox Internet Explorer'a yetişemese de kısa bir süre içerisinde kullanım oranlarının %10'un üzerine çıkararak bu alanda önemli bir başarı elde etti. Internet Explorer'ın tahtını sallayan bu durum, Apple'ın Microsoft ile olan anlaşmasının bitmesiyle daha ciddi bir hale geldi. O dönem Apple cihazlarının internet tarayıcısı Mac için özel geliştirilmiş Internet Explorer sürümüyle çalışıyordu. 5 yıllık anlaşma neticesinde geliştirilen bu uygulama, Apple cihazlarda varsayılan tarayıcının Internet Explorer olmasını kapsıyordu. Ancak 2003 yılında Apple kendi tarayıcısı Safari'yi işletim sistemine entegre etti ve Internet Explorer'ın Mac macerası sona ermiş oldu. Bu durum neticesinde Mac tarafında kan kaybı yaşayan Internet Explorer, kendi platformu Windows üzerinde de iyi bir durum sergilemiyordu. Internet Explorer, Firefox'un sunduğu ekstra özellikleri zaten sunmuyordu. Ancak en temel görevi olan tarama işinde de aksaklıklar yaşamaya başladı. Buna göre gelişen web tasarımları ve sayfa yapıları Internet Explorer ile tam uyumlu çalışmıyordu. Bir web sitesine girdiğinizde sayfanın düzeni uygunsuz olabiliyor, tuşları çalışmıyor ve bağlantılar arası gezerken sorunlar yaşayabiliyordunuz. Ziyaret etmek istediğiniz sayfalar ya çok geç yükleniyordu ya da yükleme bitmeden tarayıcı çalıştırmayı durduruyordu. Meşhur çökme sorunlarıyla ün salan Internet Explorer bu sorunlar nedeniyle yavaş yavaş kullanıcılardan uzaklaşmaya başladı. Öte yandan bu sürüm ciddi güvenlik sorunlarıyla gündeme geldi. Öyle ki sadece bir web sayfasını görüntüleyerek bilgisayarınıza korsanlar için arka kapı açabiliyor ve tıkladığınız tüm tuşların kaydını doğrudan korsanlara verebiliyordunuz. Bu ve benzeri durumlarla sürekli gündemi meşgul eden Internet Explorer birçok güvenlik uzmanı tarafından kullanılmaması gereken bir tarayıcı olarak eleştirildi. O dönem Internet Explorer o kadar çok eleştirildi ki o dönem tüm zamanların en kötü teknolojik ürünleri listesinde sürekli kendisine yer verildi. Microsoft 2006 yılında büyük bir güncelleme ile Internet Explorer 7 sürümünü yayınladı. Yeni sürümde artık sekmeli tarama, RSS akışları ve arama çubuğu gibi rakiplerinin sunduğu özelliklere kavuştu. Ancak bu sürümde de ciddi bir güvenlik açığı ortaya çıktı ve binlerce bilgisayar etkilendi. Sürüm aynı şekilde uyumluluk sorunlarına sahipti ve geliştirmeler bu sorunların önüne yine geçemedi. Internet Explorer yeni sürüm ve güncellemelerde de bekleneni kullanıcılara sunamadı. Her geçen gün kan kaybı yaşayan tarayıcıya ejder öpücüğünü 2008 yılında Google verdi. Piyasaya bomba gibi bir giriş yapan Google Chrome, sahip olduğu WebKit tarama motoruyla dikkatleri üzerine çekti. Sekmeli tarama, yeni nesil web sayfalarıyla tam uyumluluk, daha hızlı yükleme süreleri ve sade ancak kullanışlı arayüzle Google Chrome beklenen internet tarayıcıydı. Chrome Google tarafından sunulmuştu. Dünyanın en büyük internet arama platformunun böyle bir tarayıcı sunması insanlara güven duyma noktasında daha kolay ikna etti. Sonuçta işiniz internetse bu işi en iyi yapanlarla çalışmaktan daha doğal bir şey olamaz. Netice itibariyle Internet Explorer Google Chrome'dan sonra 8, 9 ve 10 sürüm numaralı güncellemelerini sunmaya devam etti. Ancak pazar payı özellikle Chrome'un ortaya çıkışından sonra çok hızlı bir şekilde eridi. Elbette o düşerken Firefox ve Chrome yükselişini sürdürdü. Internet Explorer'ın düşüşünün bir diğer önemli etkeni mobil cihazların yükselişi oldu. Internet Explorer sadece Windows Mobile ve Windows Phone cihazlarda kendisine yer bulabildi. Bu cihazların kullanım oranları da çok düşüktü. Dolayısıyla mobil pazarda iyi bir verim alınamadı. Oysa Apple kendi cihazlarında Safari ve Chrome tarayıcılara yer verirken Android tarafında Google Chrome neredeyse ön yüklü olarak tüm cihazlara sunulmuş oldu. İnternet erişiminin büyük bir kısmı bu cihazlardan yönlendirildiği için de Google Chrome'un kullanım oranı daha hızlı yükselmiş oldu. Internet Explorer her geçen yıl kullanıcı kaybı yaşamaya devam etti. Yayınlanan yeni sürümler tarayıcıyı kurtarmaya yetmedi ve 2012 yılından sonra liderliği Google Chrome'a bıraktı. Microsoft kötü gidişe bir dur diyemedi ve Internet Explorer'dan vazgeçmeye karar verdi. Şirket 2015 yılında Windows 10 ile birlikte yeni bir tarayıcıya geçiş yapacağını ve Internet Explorer'ın artık kullanım dışı tutulacağını açıkladı. Nitekim bu süre zarfında da ölümü yavaş yavaş gerçekleşen Internet Explorer, Windows'un içerisinde erişimi zor bölümlere gömüldü ve yerini Edge tarayıcıya bıraktı. Ancak Edge tarayıcı da bekleneni sunamadı. İlk etapta Edge, Chrome ve Mozilla'dan farklı bir tarama
kullanım motoruna sahipti. Web geliştiriciler bu motora adapte olamadıkları için Edge de Internet Explorer gibi benzer uyumluluk sorunlarıyla tekrar gündeme geldi. Üstelik Chrome'a alışan kullanıcılar tarayıcılarında kullandıkları uzantıları Edge'de kullanamıyordu. Dolayısıyla alışmış oldukları uzantılara ve tarayıcıyı terk edip Edge'e yönelmediler. Haliyle Edge de beklentileri karşılayamadı. Tarihler 15 Haziran 2022 yılını gösterdiğinde Microsoft resmi olarak Internet Explorer desteğini kestiğini açıkladı. 14 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan bir güncelleme ile de Windows 10 ve üzeri yüklü tüm işletim sistemlerinin içerisinde bulunan Internet Explorer son bir güncelleme aldı ve Edge tarayıcıya dönüşerek tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Günümüz web tarayıcı kullanım oranlarına baktığımızda Google Chrome'un %64'lük bir kullanım oranıyla zirvede yer aldığını görüyoruz. Internet Explorer'ın devamı olacak Edge tarayıcısı ise şu an sadece %4 civarlarında seyrediyor. Edge tarayıcı ilk etapta başarısız olunca Microsoft tarayıcıyı güncelledi ve altyapısını tamamen Chrome odaklı yeniden geliştirdi. Dolayısıyla Chrome ile Edge tarayıcı artık neredeyse aynı özelliklere sahip oldu diyebiliriz. Bugün Google Chrome'da kullandığınız bütün eklentileri, uzantıları aynı şekilde Edge tarayıcıda da kullanabiliyorsunuz. Ancak kullanım alışkanlıkları kolay değişmediği için insanların Chrome'u bırakıp Edge tarayıcıya geçip geçemeyecekleri şimdilik bilinmiyor. Elbette bu iki ismin rekabeti için önümüzde çok uzun seneler var. Internet Explorer'ın ölümü gerçekten bir devrin sonu oldu. Ancak benzer teknolojik ürünlerin ölümü gibi o da inovasyon eksikliği, rakiplere karşı gelen geç aksiyonlar ve en önemlisi mobil platformların kaçırılması Internet Explorer'ın sonu olmuş oldu. Yine de hepimiz onu diğer tarayıcılara indirmemizi imkan sağlayan bir tarayıcı olarak hatırlayacağız. Evet, bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.